efendim. Bakın nereye geldik. Takip edin, bak ne yapacağız. Merhaba efendim, nasılsınız? Hoş geldiniz. İlim Bey, iyi misiniz? İyiyim Ayhan Bey. Sizi görünce burada güzel okulumuzda. Maşallah, okulunuz çok güzel. Tebrik ederim. Nefus Nakiboğlu Eğitim ve Uygulama Okulu. Evet. Siz de Nefus Hanım'ın oğlusunuz. Annem. Anneniz değil mi? Sabah elini öpüyorum ve ölüyor musunuz? İşime çıkıyorum. Hayır, maşallah. Evet. Maşallah. Benim de annemi göresem, annem ekrandan görüyorum seni, göremiyorum diyor. Efendim, buyurun. Efendim, İlmi Bey'in enteresan bir fotoğraf makinesi müzesi var. Ben de fotoğraf makinesine olduğum odası çocukluktan beri, babam bana hediye ettiğinden beri bir Nikormat. Düşünsenize, ondan beri hastasıyım. Fotoğraf makinesine meraklıyım. Mesleğim de o, belki bilmiyorsunuz. İngiltere fotoğraf film tahsili yaptım ben. Bilmiyordum. Şimdi öğrendiniz. Esas meslek, benim meslektaşınızım. Sonra ben biraz... Fotoğraf... Benim mesleğim, benim hobim olduğu için. Hobim oldu. Biraz yaptım meslek olarak. Sonra müzik işlerine falan dalınca onu ihmal ettik. Ama şimdi film işine kameranın tersini doğarak önde devam ediyoruz. Efendim, burası galiba sizin müze. Evet. Tebrik ederim. Hoş geldiniz yazmışsınız. Evet. Gelin arkadaşlar, gelin. Bakın nereye geldik. Kaç makinemiz var? Müzemde sergilenen 650 makine var. 650 makine var. Bakiyesi bir kısmı dolaplarda, bir kısmı evimde. Bir kısmı evinizde. Nereden, peki nereden geldi bu eve size? Nasıl oldu? Nasıldır? Bu, nedir bunun şeyi? Kökü nerede yatar? 60'lı yıllara inelim mi biraz? 60'lı yıllara inelim. 60'lı yıllarda bir paket siyah beyaz fotoğraf kartı. Evet. Birkaç tane negatif, 6-6-6-9 negatif. İlaçlarını aldım. Birinci, ikinci banyo. Evimde ilk karanlık odamı annemin çeyiz sandığında oluşturdum. Sandığın içinde? Sandığın içinde. Hayır, orada mı sandıkta? Bunların sergisi tarihe göre değil. Niye göre yaptınız? Tarihe göre. Öyle mi? Tabii 1896'dan başlıyor. Ha, oradan başlıyor. Hangisi tabii, 1890? 1896. Şu. Evet. Ha. Alman el yapımı. Bir fotoğraf makinesi. 1896. 1896. Bunun 24. Nedir bunun şeyi? 50-50. 50-50. Tabii 50-50. O dönemlerde ne kadar büyük fotoğraf makineniz var, o kadar büyük fotoğrafınız oluyor. Tabii. Arendizman henüz daha hayatımıza girmemiş. Birebir. Büyütme yok. Büyütme yok, birebir. 50-50 ise 50-50 makine. Ama ne güzel onda resolution, ne güzel onda şey çözünürlük harikadır. Düşünsenize birebir. Ne derinlik vardır onda, Allah bilir. Tabii. Bunun çektiği fotoğraf var mı? Yoktur. Vallahi bunlar biliyorsunuz makineler ayrı, buradaki fotoğraflar ayrı, ayrı toplanıldığı evet. için. Anladım. Bu makinenin çektiği fotoğraf da olabilir belki burada. Belki de var, evet. Şu diyemiyorum. Burada geldik Kodaklara. Burada çeşitli Kodaklar var, işte Ernemanlar var, cam negatifler. Tabii negatifler cam değil mi cam şunlar? Cam negatifler. Onlardan kontak baskı yaparak örnek oluşturuyor. Çok güzelmiş şu. Evet. Bakar mısınız? Şu cam negatif, oradaki evet. fotoğraf ne güzel, güzel siyah beyaza bakın. Evet. Bunu her tarafta evet. topluyorsunuz böyle gittikçe sağa sola değil mi? Vallahi hepsini İstanbul'da. Artık size getiriyorlar dedi Allah bilir. Getirenler var, hibe edenler, hibe edenler bağışlayanlar var. Bir bağış köşem var burada. Vallahi ben bunların çoğunu 1970'ten itibaren Topkapı Surları'nın dibinde. Bit pazarında. Tabii o Çınaraltı sahapların orada Beyazıt'ta. Orada Sirkeci'nin o kapalı kapılar ardındaki o Hayyan pasajlarından. Karşı Kadıköy Salı Pazarından. Ama hepsi Türkiye'den. Yani hepsi İstanbul'dan. İstanbul'da. Ay ne güzelmiş şu makine. Bu iki makine özellikle belirttiğim cam negatif taşıyıcısı. Onun için böyle bir estetik tarafı yok. Birer kutu gibi, bir box. Bavul gibi değil evet, mi? Bavul gibi. ...1900 yıllara doğru
o büyük makinelerden veya o körüklü makinelerden sonra artık siz düğmeye basın, gerisini bize bırakın diyor. Anladım. Kodak. Kodak değil mi? Evet, evet. George Eastman Amerika'da. Ve o zaman laboratuvarlar, büyütmeler, fotoğraflar artık tab edilip dağıtımlar, servisler başlıyor. Çok güzelmiş. Evet. Evet. Makineler. Bunlar hala çalışır Allah bilir. Bazı filmini koydunuz mu çalışır. Evet. Film dediğiniz nedir ki? Yani ne güzel. Yani bugün o büyük 50-50'ye bile röntgen filmini taktığımız zaman yine çalışır. Evet, yine doğru, çalışır. Doğru. Bunların sadece bir tembellikleri var. O da hani yaşlı bir insan hani kireç bağlamış, evet, kolu bacağı falan, evet, şöyle bir, evet, evet, bir kültür, evet, fizik yapması lazım. Evet. Biz onu makinelere yaptırıyoruz. Arada kullanıyor musunuz? Tabii. En azından diyaframını, instantanesini şöyle oynuyoruz. Efendim, Hilmi Bey'in koleksiyonundan ender, nadir bir parça. Kendi anlattı biraz evvel bana. Gözün değeri bir ise 0.95. Yani gözden daha aydınlık bir mercek ve bir kamera. Sizin resminizi çekin efendim. Benim makine. Aa, benim makine. Çocukluğun makinesi. İşte benim makinem. Ne kadar değerli biliyor musunuz bana? Acaba ne oldu? Rahmetli babacığım, çok teşekkür ederim bana bu makine aldığın için. 1970'te almıştı hatırlıyorum. 65 yılında. 70'te mi aldı acaba? 68'de mi aldı acaba? Unuttum. Efendim, her insanın hayatında bir fotoğraf makinesi hatırası herhalde vardır. Yani ya kendi ilk makinesi ya düğününün çekildiği makine atıyorum. Bir fotoğraf makinesi macerası her insanın kalbinde bir yerde vardır. Bu insan buraya gelin, bu müzeye bir gezin. İlmi Bey sizi gezdirsin. Bazı hatalar yerine gelecek. Bu arada bir şey ortaya çıktı ki İlmi Bey annesi için bir vakıf kurmuş. Nefus Nakiboğlu hanımefendinin adı hayatta. Her gün elini öpüyorum diyor. Ben de öpüyorum elini annemin. Ama her gün göremiyorum maalesef. Nefus Nakiboğlu Rehabilitasyon Kliniği kurmuşlar. Ama ismi galiba öyle değil. Değil mi efendim? İsmi bir vakıfın ismi var bir kere bir. Nakiboğlu Eğitim Kültür Sanat Vakfı bünyesinde özel Nexav Özel Rehabilitasyon Terapi Merkezi. Özel Rehabilitasyon. Burada efendim terapiye muhtaç çocukları alıyorlar. Tamamen hayır kurumudur. Araştırdım önceden yanlış anlamaya. Çünkü sonra biri bana dedi ki aman abi dedi, dikkat dedi bizim Oya Narin. Ayhan'cığım dikkat dedi bu işi dedi ticari kullananlar var dedi. Nasıl oluyor dedi, nasıl kullanılıyor dedi. İşte hükümet yardım ediyormuş beni şey yapın doğru, lütfen. Doğru. Beni teyit edin. Hükümet diyormuş, hükümet her öğrenci için 150 lira. Yok. Kaç? 350 ile 400. 350 425 lira para veriyormuş vakfa. Ya da merkezlerine, eğitim merkezlerine. İnsanların bazıları bakın nasıl böyle bir şey olabilir. İnsanların bazıları bunu alıp çocukları bir odaya kitleyip yalandan bir rehabilitasyon yapıp geri kalan parayı cebe atıyorlarmış. Aman öyle bir şey olmasın Ayhan dediler. Hemen araştıralım dediler. Araştırdılar ve ertesi sabah hemen 9'da beni aradı Oya. 9'da sabah. Ayhan'cığım gideceğim vakıf dürüst bir vakıf. Herkesin tanıdığı vakıf. Gönül rahatlığıyla gidebilirsin. Öyle bir amacı yoktur. Sırf amacı hayırdır diye raporu aldım. Ve kusura bakmayın. Estağfurullah. Bunu anlatıyorum. Bizi bugün tanıdık. Ben sizi çoktan da tanıyorum. Siz bizi bugün. Yani ben anlatıyorum size ki yani demek ki bir beni teyit edin. Böyle tipler herhalde var. Var maalesef. Yani oluyor tabii. Oluyor. Sen alakanın evet. Sezonu uğraması. Onun için dikkat edin. Bütün bu vakıflara dikkat edin sevgili dostlar. Eğer yardım yapacaksanız ilk önce araştırın ki o vakıf bir kere doğru yere dürüst gitsin. Olsun, doğru yere gitsin paranız. Biliyorsunuz kızlar olaylar olmuştur. Geri alın hafızayı. Biz Türk Milleti unuturuz çabuk. Unuturuz kızlara paraları verdik de havalara gitti. Onları da unutmayın.
bir sürü vakıf var biliyorsunuz burada, adını vermeyeyim. Para toplayıp da başka şey yapan, dikkat edin. Vereceğiniz para, yapacağınız hayır ve yardım olsun. Yani sevap verirken suç ve günah olmasın. Sevapla dikkat, sevapla çok dikkat edin. Yani burada melekler şaşırmasın olayı.